Biz Eurovision şarkı yarışmasında bizi hangi parça temsil edecek diye düşünürken sevgili radyocu, çok iyi dostum Hakan Gündüz bir Eurovision parçası yapmış. Biliyor musun onu? Biliyorum. Ve bu parçayı dinletmiş. Gerçek Eurovision parçamız bu diye. Ve gerçekten buna inananlar olmuş. Parça eski bir parçadır. Muppet Show'un parçası mıydı? Evet. Muppet Show'un parçasıydı. Bir parçayı stüdyoya verebilir miyiz? Bir dinleyebilir miyiz? Bono Mono. Bono Mono. Bono Mono. Bono Mono. Bono Mono. Bono Mono. Şimdi biz bu parçayı aldık, dedik ki dışarı çıktık, halkımıza sorduk. Eurovision parçamız bu dedik. Beğendiniz mi diye sorduk. Bakın gelen cevapları hep beraber seyredelim. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim ben bu şarkıyı. Biz bu şarkıyla bence birinci oluruz. Hoşuma gitti. Daha ön fikirliydim ama hoşuma gitti. Umarım başarılı olur, idare eder. Güzel, fena değil. Hareketli parça. Biraz daha Alaturka diyelim. Biz eski insanlar daha çok onu seviyoruz. Güzel. Biraz gençliğime gitti bana böyle işte gel gibi gibi hareketler var. Çok sözcükler var mı, hareketlendirdi beni. İlham alamadım ben bu müzikten. Beğenmedim. Başka bir müzik çalın. Bak dinle, bir de sen dinle yeğenim bakın, ama zannetme. Ben anlamadım bir şey yani. Ses getireceğine inanıyorum. Ritim de güzel. Klasik bir müzikal gibi. Umudumuz inşallah kazanır. Fazla iyi değil bence. Eski şarkılara benziyor, daha çok klasik bir şarkı. Ses fena değil ama ton iyi değil. Sanıyorum parçadaki ritim iyi değil. Bu mu şarkı? Bunu biz... Espri olsun mu diye dinliyoruz. Ciddi ciddi bu mu bizim şarkımız? Yani bu mu yani? Diyecek bir şey yok. Dinleyen herkes anlar ki bunun bizimle alakası da yok. Eurovision şarkısı bu mu? Bu mu? Şaka yapıyorsunuz. Çok kötü. Bu mu Eurovision şarkısı? Hayır. Sakın bununla gitmeyin. Aa, çok komik. İnanmıyorum. Şaka şaka. Kesinlikle o Can denen çocuk bununla mı gidiyor? O zaman ay, biz yandık. Yok. Aynocuğum, bu bölüm biraz Can'a yükleniyorum bu bölüm biraz, çünkü bölümden sonra bizle beraber olamayacağı için. Ne diyorsun Can'ın Eurovision'a gitmesi için? Ben çok mutlu oldum. Ha, bu arada ilk defa sesimi duyuyorum mikrofondan konuşurken. Heyecan yaptı bir an. Ben hala... çok mutlu oldum, ben çok beğeniyorum Can'ı. Beğeniyorsun, dinleme imkanı bulmuş muydun daha önceden? Dinledim tabii ki. Kral Hocam ben biliyorum. Çok beğeniyorum seni. Dinliyor musun? Eyvallah. Gerçekten, çok yani senin olmadığın bir günde yine burada bu sohbet geçmişti. Seni önceden keşfedenlerdenim. Gerçekten çok seviyorum. Tavrını, tarzını, Okan'ın programına çıktığın oradaki sohbetini, gittiğin yerlerdeki gerçekten sohbeti falan da çok acayip bir adam. Yani dolu bir adam mı istiyorsunuz? Dolu bir adam. Gerçekten dolu bir adam. Eyvallah. Yani altın da böyle sağlam olması müthiş bir şey. Sedef. Efendim? Hoş geldin. Ne haber kız? İyi. Ne diyorsun Can'ın parçası için? Vallahi ben ilk internette Meczup'u dinlemiştim. En çok onu beğeniyorum. Burada dinlediğimizi yeni duydum. O da çok güzel. Sound'u da çok hoşuma gidiyor benim. Çok keyifli dinlerken de, eğlenceli. Bence de. Can bir şey söylemiş. Çok güzel. Benim parçam İstanbul gibi demiş. İçinde her şey var. Doğu, Batı çok kültürü, her şey. Yani doğru mu? Oriental. Evet, orientalizm evet. Daha doğrusu. O İstanbul'un karışıklığını karışıklık, böyle müzik şeklinde anlattı gibi. Evet. Kıvanç. Dinleme imkanı buldun mu? Ben ilk defa tanıştım tabii Can'la ama evet. Can'da değişik bir enerji var. Hani değil mi? Onu bir da böyle... müziğine çok iyi yansıtıyor. Galip kötü bir enerji. Saçma sapan yani bir şey var. İçimize evet. Sinmiyor evet. Böyle benim de içime sinmedi. Şu an ben de irite oldum evet.
Can'ı bir de tanımayanlar vardı. Ben tanımıyorumcular vardı. Tanımayabilir tabii ki yani ana bir sıkıntılı bir cümleden bahsetmiyorum ama sana ne geldi böyle hani gelen kulağına gelen şeyler, kırıldın mı, gücendin mi, üzüldün mü bunlara? Yok, hiç kırılmadım ya. Yani şey çok eğlenceli geçti bu süreç bizim için. Evet. Biz çünkü zaten deli gibi çalışıyoruz durmadan. Ve çok fazla da bu işlerle haşır neşir olamıyoruz. Kim ne dedi, kim ne söyledi, kim beğendi, beğenmedi falan. İşte en son o dinlediğimiz Eurovision parçası, onu Twitter'dan attım ben. Ha, çok makara olmuş çünkü. Ha, dedim ki abi Eurovision şarkısı bitti bu arada, buyurun falan dedim. Hakikaten inananlar oldu. Ve o kadar eğleniyoruz ki bu sefer insanların söylediklerine. Biz evet, iyice üstüne gidiyoruz. Hani yok şaka şaka ama bizimki bir tık daha iyi bundan falan, hani öyle anlatıyoruz bile. Şey oldu, çıldırdım bile. Tanımayan insanların tanımaması inanılmaz. Normalde zaten ben albüm çıkardığı bir sene kadar oldu daha. Ama zaten senin söylediğin cümle var. Eurovision'a gidenin de tanınmasına gerek yok demişsin. Yani nasıl olsa yurt dışındaki bir adam bizi tanımıyor. Yani kim gidecek, kim gelecek, kim bizim tabii en tanınmışımızı gönder. Yurt dışında yine tanımayacaksa tanımıyor adamı. Onu esasen Cengiz Senercioğlu bir yazı, Senercioğlu değil yalnız. Senerci. Lütfen. Evet, Cengiz Semercioğlu. Cengiz Semercioğlu bir yazısında yazmış onu. Belli sınırları geçtikten sonra Türkiye'de kimse bilmiyor demiş. Ben de okuduğum zaman evet birazcık doğru söylüyor demiştim ama onu ben söylemedim aslında. Evet, senin söylediğin bir cümle değil. Üstüme. Şimdi devam edeceğiz. Kaç dakika var bu arada reklama? Ona göre çünkü Can'dan bir meczubu da alacağız. 15 dakikamız var, harika. Devam edelim. Hocam Bonomo'nun anlamı nedir? Bonomo iyi adam demek. İyi adam demek. Latince. Evet, evet, iyi adam demek. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,